Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Diyarbakır Bismil Sanayi Sitesi'nden sektörün lider firması Taşlar, Torna, Oto, Makas, Hidrolik, Hortum Atölyesi'ndeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Taş bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi sizin 3 dalda hizmetleriniz var. İlk önce Antalya'daydınız. Daha sonra memleketinize geldiniz. Bu 3 hizmeti Türkiye'nin her noktasına yayabiliyorsunuz. Şimdi total hizmetlerinizi, bilgilerini sizden alacağım. Ama önce sizi bir tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize. Mustafa Taş kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Sektöre girişimiz 96'dan beri faaliyet gösteriyoruz. Evet. Antalya'da bu işe başladık. Siz Antalya'da doğumlusunuz ama aslen buralısınız. Aslen Diyarbakır İsmirlisiniz. Evet. 96'da Antalya'daydık. İş ne yapıyorduk orada? Sanayi sitesindeydik herhalde. Antalya Sanayi Sitesi'nde iş yerimi açtım. Evet. 2000'de buraya geldik. Tekrar geri döndünüz evet, memleketinize. Tekrar geldik. Peki, şimdi sanayi sitesindeyiz. Kaç metrekare bir yer burası? 100 metrekare yer şu an burası. Kaç uzman kadro var bünyenizde şu anda burada çalışan? 8 tane uzman personelimiz var. Peki, önce burayı konuşalım. Bu birinci ana işiniz. Burada neler yapıyorsunuz? Ana işimiz torna, makas ve hidrolik aksamı üzerine çalışıyoruz. Hidrolik aksamda özellikle parçalar var değil mi? Onlar parça, üzerinde uygulamalar mı yapıyorsunuz? Tesisat, montaj, evet. Hepsi dahil. Yani Bismillah hizmet veriyoruz. Şimdi şöyle her bir şey alanda. Diyelim. Önce burayı konuşurken. Şimdi burada torna var. Makas işleri var. Aynen. Büyük tonajlı araçlar geliyor size büyük değil mi? Tonajda, çekiciler, kamyonlar. Bunlarda hangi uygulamaları yapıyorsunuz? Ağırlık hangi arızalar ağırlık geliyor? Ağırlık şase kırılıyor. Makastır, evet. Körüktür. Kasa mesela eğilme oluyor. Evet. Bunların tamir, bakım. Tamiratını, yenisini yapıyoruz. Montajını hepsini yapıyoruz. Parçalar nereden geliyor size? Yedek parçalar. Konya'dan istiyoruz. Diyarbakır'dan ana bayilerimiz var. Çalıştığınız bilindik çalıştığımız markalar. Firmalar, peki hizmet verirken ne önem verirsiniz? Neye dikkat ederiz? Birinci hassasiyetimiz kaliteli malzeme kullanmak. Bu önemli. İşimizi severek yapmak. Müşteri memnuniyeti. Müşteriye vereceğimiz memnuniyeti zaten bilerek yapıyoruz. Güler yüz. Aynen. Zamanda teslimler. Zamanında teslim ediyoruz. Gece gündüz fark etmiyor. Vatandaşa her zaman yani diyorsunuz ediyoruz. Gece de bizi arasalar biz gelir kapımızı evet. Açarız. Hizmetimizi pazar, en iyi şekilde yaparız. Pazar olsun fark etmiyor. Hafta sonu da fark etmiyor. Hafta sonu da buradayız. Gayet güzel. Peki şimdi bu uzman kadronuz burada. Bu anlattığınız başlıkları yapıyor ama sizin iki farklı hizmetiniz daha var. Bir tanesi bir lastik markası bizim var. Hangi lastik markası? Continental lastik bayimiz var. Evet. Merkezde yerimiz. Merkezde, Bismil merkezde. Orada her türlü aracın her var mı? Türlü. Lastik satışı yoksa belli bir gruba mı hitap ediyorsunuz? Büyük araç. Yani biçer döver. Evet, burası biraz tarım bölgesi olduğu için değil mi? Her ebatta her çeşit lastik bulunduruyoruz. Lastik bulundurabiliyorsunuz. Onun da bayisiniz. Gayet güzel. Bir de Türkiye'nin her yerini geziyorsunuz anladığım kadarıyla. Türkiye'nin her yerini ne yapıyoruz nakliye anlamında? Nakliye mesela iç nakliye yapıyoruz Türkiye genelinde. Evet. Her memlekete gidiyoruz. Kendi araçlarımız var. Kaç aracımız söz konusu? Şu an ortaklarım da var nakliye sektöründe. Evet. Onların araçlarıyla beraber 15 tane aracımız 15 var. 15 tane evet. Çekici değil mi bunlar? Çekici tır evet. Peki neler taşıyorsunuz? Valla Türkiye şartlarında ne varsa kullanılan her malzemeyi taşıyoruz. Her malzeme. Ha, bizim burası mesela. Ağırlıkta buradan gidiyor herhalde. Bazı burası tarım bölgesi tarım olduğu bölgesi için. Tarım bölgesi olduğu için buğday, arpa. Evet. Pamuk var. Pamuk var, balya var burada. Evet. Yani buna benzer mısır. Bunların nakliyesini yapıyoruz. Demir nakliyesi geliyor. Burada boru fabrikamız var. Tekin evet. Boru. Evet. Onların yükü. Yani bunlara, Türkiye'nin her yerine her gidiyoruz. Her yerine çalışabiliyoruz. Aynen. Peki kurumsal firmalara hizmetleriniz var mı? Burada belediye, kaymakamlık falan zaten hepsini kurum olarak. Evet. Beton santralları var. Kum ocakları hepsine evet. Faaliyet tamamına gösteriyoruz. Tamamına siz. Tabii. Hem buradaki iş yerimizden hizmet var. Hem buradan var. Hem lastikten, efendime söyleyeyim nakliyeden. Nakliyeden. Evet. Aslında işiniz zincirleme. Zincirleme. Yani birbirine bağlantılı değil mi? İşler yapıyorsunuz. Yani buraya gelen araç geldiği gibi ne lazımsa takılır, yapılır, gönderilir. Evet. İkinci bir sanayide başka yere gitmesine
Mail vermiyoruz. Peki şimdi siz Taşlar Torunu olarak yıllardır sektördesiniz ama meslektaşlarınız da var bölgede. Sizi farklı kılan nedir? Sizi niye tercih eder insanlar? Şimdi bizi neden tercih ederler? Öncelikle mesela... Bir güven var değil mi? Bir güven var. İşimizi de severek yaparız. Bu 21. yılımız, bu işi yapıyoruz. Dile kolay. Çeyrek asırı devirmişsiniz. 21 yıldır yapıyoruz bu işi. Evet. Yani bunu bizim branşta çalışan esnaf olmadığı için bir de... Ha, bu sektörde fazla bu sektörde işinizle ilgili hizmet yapan her branşa hitap edebiliyoruz. Evet. Edebildiğimiz için tercih İnsanlar da sizi tercih ediyorlar. Peki geldiğiniz noktadan memnunsunuz anladığım çok kadarıyla şükür. Hedeflerde neler var planlarınızda? İşimizi daha ilerlere götürmek, daha büyütmek. Büyütmek, tabii. Ekipmanlar, işçi sayısı değil mi? Makinedir. Mesela sanayi, araç gerecimiz, kamyon, nakliye sektöründe hepsini genişleteceğiz. Şimdi bünyenizde yaklaşık 20'ye yakın bir kere bir çalışan var. Evet. Bu sayede hem istihdam sağlıyorsunuz hem bölge yani. Ekonomisine hem vatandaşlara iş aş veriyorsunuz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Peki Mustafa Bey, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim teşekkür olsun. Ederim. Kardeşleriniz var, çalışanlarınız var. Herkese teşekkür edelim yürekten. Biz teşekkür ederiz. Bölgeye kattığınız değerli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. İnşallah hedeflediğiniz noktalara ulaşmak dileğiyle. İle sizinle tekrar orada buluşuruz inşallah diyelim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Bismil Sanayi Sitesi'nden sektörün en iyisi Taşlar Torna Otomakas Hidrolik Hortum sistemlerinden firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Taş'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.